Devam ediyor. Şimdi hemen ben Tonguç'a döneceğim. Her cuma olduğu gibi. Tonguç merhaba. Merhabalar Zeliha, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi hemen bakıyoruz neler var bugün. Tabii ki tarım dışı istihdam verisini biz bugün aldık. 194 bin arttı. Beklenti 500 bin artış yönündeydi. Katılım oranına baktığımızda %61,6, 61,8 bekleniyordu. Bir önceki 61,7 idi. Yine ortalama kazanç tarafında aylıkta 0,6'lık bir artış var. Beklenti 0,4'tü. Önceki de 0,6 idi ama biraz detaylı anlatmanı isteyeceğim. Çünkü tarım dışı istihdam verisinden sonra hızlı hareketler gördük piyasadaki enstrümanlarda. Evet, aslında hafta içi gelen veriler, yani dün özellikle haftalık işsizlik başvuruları, çarşamba günü özel sektör istihdam, hatta Eylül ayına ait Amerika'dan gelen Ağustos'a benzer değil de daha iyimser bir ekonomik tabloyu gösteren PMI verilerini de eklediğimizde, yani 500 bin beklentisi aslında çok da böyle uzak gözükmüyordu bugün için. Ama senin de biraz önce ifade ettiğin gibi bir önceki aya çok benzer. Hem saatlik kazançlarda bir tutunma var, yani aylıkta 0,6, işte yıllıkta 4,5 gibi. Hem de işsizlik oranının hala aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Yani 4,8 aslında belki tabii tarım dışı istihdam bu yönde gelmeye devam ederse bir yükseliş gösterecektir önümüzdeki dönemde. Ama bu ayki veri için fena gözükmüyor. Yani 5'lerin üstünden buraya kadar geldiğimizi ve pandemi öncesinde yanılmıyorsam %3,7'ye kadar ya da 3,4'e kadar inen bir işsizlik oranı vardı Amerika'da. Ya bütün bunları topladığımızda aslında evet oynaklık arttı ama evet. Hani bir böyle filmin vizyona girip de çok heyecanlı olacağını bekledikten sonra o kadar çok bir dalgalanma, ben tarım dışı istihdam sonrası bu kadar beklenti yaratıldıktan sonra olmadığını düşünüyorum. Ve özellikle de bazı fiyatlamalar, yani endekslerde aşağı yönlü hareket, altında yükseliş sonrası tekrar geri çekilme, 10 yıllıkların 1.60'a Amerika'da tekrar gelmesi şunu gösteriyor. Aslında çok da kötü bir veri gibi değerlendirilmedi piyasada ve bence Kasım beklentisi varlık alımlarının azaltılmasında şimdilik hala masada gibi duruyor. Dolayısıyla piyasa fiyatlamasını ben biraz daha o varlık alımlarının azaltılması yönünde olmaya doğru götürdüğünü düşünüyorum. Her ne kadar çok dediğin gibi beklendiği gibi gelmese de istihdam tarafı. Şimdi bir Washington'a döneceğim Dilge Tümüç'üne. Biraz Amerika'dan bilgiler alalım. Tonguç yorumlamanı isteyeceğim zaten. Dilge merhaba. Merhaba Zeliha. Şimdi Dilge'cim, bu borç taban konusu geçici anlaşma sağlandı. Evet, onu biliyoruz. Fakat bu borç tabanı ben kendimi bildim bileli hep her sene bir problem yaratıyor, stres yaratıyor, sonra çözümleniyor vesaire. Bu borç tavanının kaldırılmasına dair bir tartışma var mı, başladı mı? Çünkü her sene aynı şey oluyor. İşte bütçeler kısılacak mı, o olacak mı, bu olacak mı? Bir ortalık karışıyor. Nedir son durum orada? Neler yazıyorlar? Tartışmalar var, sürüyor günlerdir, hatta haftalardır. Sadece Amerika'nın değil, dünya ekonomilerinin de gündemindeydi. Sonunda senato liderleri, cumhuriyetçiler ve demokratlar, ki her konuda anlaşamazlar biliyorsun, Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisini, süre sınırını Aralık ayının başına çekme konusunda anlaştı ve Amerika şimdilik borç ödeyemez duruma gelmeyi ifade eden bu temerrüdün eşiğinden dönecek gibi görünüyor Zeliha. Borç tavanının 3 Aralık'a kadar uzatılması teklifi dün burada geç saatlerde yapılan bir oylamada senatoda 48'e karşı 50 oyla kabul edildi. Tasarın daha tabii Biden'ın imzasına gelmesi gerekiyor. Bunun için de önce Temsilciler Meclisi'nde de oylanması gerekiyor ki bu oylamanın da 12 Ekim Salı günü, gelecek Salı günü yapılmasını bekliyoruz. Borç limiti, Amerikan hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor. Bu nedenle de dünya ekonomisini de etkiliyor. Çünkü Amerika'nın borçlarını ödeyememesi domino taşı etkisi yaratabilir. Ülkenin temerrüde düşmesi halinde yaklaşık 50 milyon yaşlı bir süreliğine sosyal güvenlik ödemelerini alamayabilir. Askerlerin ücreti ödenemeyebilir. Aylık çocuk yardımına güvenen milyonlarca Amerikalı aile yine gecikmeler görebilir. Yani sosyal harcamaları ve emekli maaşlarını geciktirebilir ki birkaç gün içinde milyonlarca Amerikalı da nakit paraya sıkışabilirdi ve borçlanma maliyetlerini arttırması piyasalarda satışı ve ekonomik gerilimi de tetikleyebilirdi. Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken ne olmuştu? Maliye Bakanlığı hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı. Tabii bunlar hep geçici çözümler.
Demokratlar borç limitini 2022'nin sonuna kadar artıracak bir tasarıyı Senato'dan geçirmeyi planlıyordu. Ancak Cumhuriyetçiler bu girişimi engelliyor sürekli. Cumhuriyetçiler aylardır 28,4 trilyon dolarlık borç tavanını yükseltmeye yardım etmeyi reddediyor ve bunun yerine Demokratlara bütçe uzlaşma yöntemi adı verilen farklı bir parlamento hamlesi kullanarak tasarıyı geçirme baskısı yapıyor ve bu sayede de aslında kongre ara seçimleri için de seçmenden oy toplamaya çalışıyordu. Aralıktan sonra nasıl bir tablo bekleyecek bizi kapalı kapılar ardında, ne pazarlıklar sürecek tabii biz de takip ediyor olacağız elbette, ama sert tartışmaların sürmesi olası. Şunu da hatırlatalım, mesela bir örnek, sorunun son anda çözülmesi bile zararı önlemeye yetmeyebilir. Mesela 2011 yılında borç tavanı tartışması kongrede süresinin dolmasına 2 gün kala çözülmüştü, ama bu durum borsaların alt üst olmasına ve Amerika'nın kredi notunun ilk defa düşmesine de neden olmuştu. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, hatırlıyorum o dönemleri, gerçekten şaşırtıcıydı notunun düşmesi Amerika için. Çok karşılaştığım bir şey değildi tabii. Şimdi bir de şu konu var. Acaba Trump'tan daha sert bir davranış şekli mi gelişiyor Çin kanadına Biden yönetiminde? Biraz onu açalım mı? Zehra, yani Biden yönetiminin aslında Çin'e karşı politikasının sert olması zaten beklenen bir durumdu. Kusura bakma, zeliha diyecektim. Amerika'daki Çin ve Demokrat liderler birçok konuda ayrılsa da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Çin konusunda ortak bir tutuma sahipler ve Biden de daha önce, seçilmeden önce Çin'le hem rekabet hem işbirliği dese de daha sert bir siyaset izleyeceğinin sinyallerini vermişti. Trump'tan farklılaştığı bir nokta var elbette. Donald Trump'ın aksine Biden, Amerika'nın Çin üzerindeki baskısını daha güçlü ve etkili kılmak için müttefik ülkelerin desteğini almayı istiyor ki bu AUKUS anlaşması, Avustralya, İngiltere, Amerika anlaşması da yine Hint-Pasifik ortaklığında Çin'e karşı bir hamle olarak görünüyor. Biden yönetimi Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi Rusya'nın yerini Çin'e koydu şeklinde söylemler var. Aslında çok daha fazlası var diyebilirim. Amerika Rusya'yı bölgesel güç olarak görüyor, Çin'i küresel güç olarak görüyor. Bu yüzden de daha sert adımlar atıyor. Çin bir yandan Asya, Afrika, Avrupa'da 60'tan fazla ülkede devasa ticaret ve altyapı projesi olan bu tek kuşak, tek yol projesiyle ekonomik etkisini yine dünya çapında genişletiyor. Diğer yandan özellikle Güney Çin Denizi'nde askeri güç ve yine teknolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor. Orta Avrupa ülkeleri Balkanlara borç veriyor. Burada da ekonomik ve jeopolitik açıdan yine Çin etkisini görüyoruz. Tayvan, Hong Kong, Şincan meseleleri çözülmemiş bir konu olarak ortada. İşte bütün bu gelişmeler haliyle Amerika'yı rahatsız ediyor ve mesela işte haber dersiniz, Merkezi İstihbarat Dairesi CIA'in Çin misyon merkezi kuracağı açıklaması da yine Amerika'nın Çin tehdidini ne kadar ciddiye aldığının göstergesi. CIA Başkanı William Burns yaptı bu açıklamayı merkezle ilgili ve Çin hükümetini 21. yüzyılda karşılaştıkları en önemli jeopolitik tehdit olarak tanımladı. Şubat ayındaki CIA başkanlığı için Senato oturumunda da yine çok sert söylemlerde bulunmuştu ve Çinli liderleri hem hasmane hem de fırsatçı olarak tanımlamıştı. Yine gelecek yıllarda Çin'le rekabet etmek ulusal güvenliğimizin kilit unsurlarından biri olacak demişti ki Burns de Biden yönetiminin bir yetkilisi. Yine daha önce de Amerika'nın Çin'le rekabetinin odağının giderek teknolojiye çevrildiğini de söylemişti. CIA'de iş gücünün neredeyse 1/3 teknoloji ve siber alan üzerine çalışıyor bir yandan da. İşte bakıyoruz yine mesela Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Çinli yetkililerle görüştü. Stratejik rekabet ve gerilimin arasında yine iletişimi arttırma amaçlı İsviçre'de görüştüler. Beyaz Saray bir yandan açıklama yaptı. Sullivan'ın yine Brüksel'i ziyaret ederek NATO'yu, Avrupa Birliği ve Paris yetkililerini Çin görüşmesi konusunda bilgilendireceğini söyledi. OECD toplantıları için Paris'te bulunan Amerika'nın ticaret temsilcisi Catherine Tai de yine yakın zamanda Çinli yetkililerle görüşmeyi umduğunu söylüyor. Biden ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in de yıl sonundan önce yine sanal ortamda görüşeceği açıklanıyor. Yani diyalog yolları da açık, ama Biden'ın Çin politikasını izleyen bazı uzmanlara göre de Biden yönetimi tamam hem işbirliği hem rekabet diyor, ama rekabeti belki biraz daha gözdağına çeviriyor ve bunu ön plana çıkarıyor. Bilge, çok teşekkür ederim, ağzına sağlık, verdiğin bilgiler değerli tabii, yakından da takip ediyoruz. Evet Tonguç, şimdi hem tabii konuştuğumuz bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borç tavanı meselesi. Sen hatırlıyorsun değil mi 2011'lere o
bayağı bir tartışılıyordu. Hatta iddialar oluyordu işte borç tavanını uzatmayacaklar, öyle olacak, şu olacak. Hatırlar mısın? Not da düşmüştü. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Evet. Senin de biraz önce söylediğin her sene bu sıkıntı oluyor. Aslında evet, yani iki partinin birbirine çok yakın senatoda temsilciler meclisinde olması sanki böyle hep bir koz gibi kullanılmaya çalışılıyor açıkçası. Şimdi bu ABD Çin konusuna da bir değinmeni isteyeceğim. Sonra biliyorsun bugün Formula 1 başladı. Onunla ilgili bir bağlantımız olacak. Bize bilgiler aktaracaklar. Seninle de belki Formula 1'i de biraz konuşuruz ama Çin-ABD'deki arasında yaşanan bu gelişmeler acaba önümüzdeki süreçte dünya ekonomilerini etkileyecek bir vaziyete gelir mi? Ve tabii para piyasalarını. Ne dersin, ne öngörüyorsun? Yani birinci şimdi, tehlike değil tabii ki ama... Olabilir ama şunu söylememiz gerekiyor. Amerika için Çin aslında 1990'lardan beri ileride bir tehdit olabilme ihtimaline karşı okullarda Çince işte eğitime de bir ikinci, üçüncü dili olarak ağırlık verildiği bir dönemi kapsayan bir 30-35 yıllık bir süreç. Benim yaşayabildiğim, görebildiğim, tecrübe edebildiğim kadarıyla ve o risk aslında döndü dolaştı işte 2008 pandemi vesaire derken Amerika'nın karşısına şu an için çok güçlü bir şekilde geldiğini düşünüyorum. Ama Biden yönetiminin, Trump yönetimine karşı biraz önce işte açıklamalarda da ben bir kısmına katılıyorum. Hani tehdit olma yönündeki gelişmeler içinde olacaktır Çin ama aynı zamanda rotayı da biraz tekrar Rusya'ya doğru Amerika çevirmiş gibi gözüküyor. Yani Çin'i o ulusal bir tehdit olma ve diyalog halinde bazı meseleleri çözme noktasında yıl sonuna kadar işte belli bir diyalog da sağlanmaya çalışılacak. Ama esas tehdidin hala o Rusya ve eksenindeki veya Rusya politikaları içerisinde olmaya devam edeceği bir Amerika öngörüsü var. Dolayısıyla ben aslında Çin'in ve Amerika'nın tabii ki bir süre daha görüşmeleri Trump gibi olmasa da acaba kendi çıkarları için hangi aşamada olduğunu görmek adına devam ettireceklerini, belki bir 6 ay, bir sene sonra hani burada da bir sonuç alınamazsa Amerika için o zaman biraz daha sert tedbirlerin alınma yoluna tekrar Trump döneminde olduğu gibi gidilebileceğini ve bu da ekonomileri ve dünya piyasalarını etkileyebileceğini düşünüyorum. Ama Rusya meselesi tahmin ediyorum neredeyse Biden'ın tüm yönetimi boyunca kalmaya devam edecek. Tabii ki finansal bir risk olarak karşımıza çıkar mı, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şu anki petrol politikaları, özellikle daha önce de biz bunu yaşamıştık, yani 100 dolarların üstündeki petrolde Amerika burada özellikle OPEC dışı ve Rusya ekseninde bakarsak bir enerji sıkıntısı Rusya ve Avrupa gibi düşünürsek o tarafta, ama bir stratejik sıkıntıyı veya dikkatleri üzerine çekecek gelişmeyi de Çin olarak görmemiz gerekiyor. Ama henüz, yani bence yeni yıla kadar ve yeni yılın ilk çeyreğinde hani Çin'de, Rusya'da şu an için piyasanın senin de söylediğin gibi ana risk oluşturabilecek unsuru değil. Ama Çin'in, şunu hemen ufak ekleyeyim, kripto paralar üzerine, kendi likiditesi üzerine, yani yurt içindeki likiditeye yönelik yaptığı adımlar, kredi hacminin bazı spekülatif yollarla alınan ve fiyatlara etkisi yönündeki kredi genişlemesinin önüne geçme gibi, sanki dünyadaki bu paranın çekilecek olma ihtimaline karşı birçok ülkeden daha önce tedbir aldığını görüyoruz. Ve bu da Amerika için bence şimdilik en yakın tehdit olması ve bu konuda Amerika'nın bir şeyler yapması gerekeceği anlamına geliyor. Belki ilk etapta bu konu, yani merkez bankaları, para yönetimi bir sıkıntı yaratabilir yeni yılla birlikte diyerek tamamlayayım. Peki tabii ki bir taraftan da konumuz dolar. Şimdi bugün tarım dışı istihdam verisi geldi. Yani nasıl bir dünyaya doğru evriliyoruz? Herhalde herkese izleyenlerin sorusu da budur diye düşünüyorum Türkiye'den. 9'lara geldi neredeyse dolar TL. Önümüzdeki süreçte bu mevcut durumda Amerika'nın siyasetine ya da Amerika'nın bakışına bağlı olarak veya Türkiye'deki gelişmelere dolar tarafındaki yorumun nedir acaba?
Şimdi ne yöne doğru gidiyor dünya? Aslında dünya kendini, yani merkez bankaları nezdinde normalleştirmeye itmek için uğraşıyor. Daha önceki yayınlarımızda ne demek istiyorum? Yani tarım dışı çok beklendiği gibi gelmese bile Kasım ayında bu varlık alımlarının azaltılması konusu gündeme gelmeye devam edecektir ve fiyatlamalar bu yönde olabilir gibi birkaç görüşümüz oldu. Hani sohbet de ettik bunun üzerine. Ben tamamen aynı görüşle devam ediyorum. Kasım 2-3 toplantısında Fed'in öyle ya da böyle az ya da çok belki biraz daha yeni yıla yayılan, yani 8 aydan daha uzun, 9 ay gibi bir süreçle bu varlık alımlarını sıfırlamasına yönelik bir adım atacak. Nedeni de şu, bir an önce bu normalleşme sürecinin başlamaları gerekiyor. Her ne kadar bu enflasyon, kalıcılığı, kalıcı olmayacak, işte dış etkenler vesaire konuşmaya devam etsek de aynı sosyal hayata geçişte olduğu gibi hep aynı şeyi söylüyorum. Piyasaları da bu desteği sağlamadan ayakta durabileceğini görmek isteyecektir merkez bankaları. Dolayısıyla hepimiz şuna alışmamız gerekiyor tahminen. Evet. Daha yüksek Amerikan faizleri, daha güçlü bir dolar ve normalleşmeye giden bir dünyada varlık fiyatlarının da normalleşmeye doğru gittiği bir dünyaya gidiyoruz. Kur tarafında da 8.80 evet. üzerinde bu enflasyonla biz biraz daha yukarı doğru bir baskının devamını bekleyerek hareket etmemiz gerekiyor. Tonguç, seni biraz bekleteceğim yine. Şimdi bariz bir şekilde mevcut durumda dolar tarafının, insanın bu formüle biri eskiden beri ben çok severdim. Herkes severdi herhalde. Sen takip eder miydin hep? Valla bu işin zeli hastaları var. Yani ben ilk tanışmam şöyle oldu. Askerdeyken hafta sonu izinlere çıkarken dostlarım işte Formula 1 seyredeceğim diye, hani o hafta sonu çarşı izinlerinde bir yerde oturur bu yarışları seyrederdik. Ben de daha önce tabii hep basketbol, futbol izlerken ya bu Formula 1 nasıl bir şeymiş, niye bu kadar ilgi çekiyor derken, ki bayağı oldu yani benim askerliğe. Dolayısıyla bayağı bir hastası var yani bu konuda. Yani diğer sporları takip edenler açısından bir böyle baktığınızda hani emekçileri var bu işin, öyle söyleyeyim. Ha, benim adıma bu tip müsabakalar, ya yani ben hani o tarihten sonra her yıl izledim dersem yalan olur açıkçası. Zaman zaman vaktim olmadı, zaman zaman belki de çok böyle beni de yani karşısına oturtup saatlerce arabaların o manevralarını seyretmek cezbetti mi çok emin değilim. Ama şöyle havalı bir şeyi var. İşte takımların durumları, efendime söyleyeyim buraya geliş gidişleri, onların bu performans içinde o yılki bütün işte dereceleri vesaire, bunları çok yakından takip eden Türkiye'de ve dünyada bir grup olduğunu çok net biliyorum. Burada bir hatıra hikayesi var. Yani Türkiye'nin bu organizasyonları pandemi içerisinde yapabilmesi, buraya turistlerin geliyor olması, sağlıklı bir şekilde burada işte biraz önce beyefendi ifade etti, yarışın kalitesinin de yüksek olabilmesi hep insanların aklında bir Türkiye algısı yaratıyor. Dolayısıyla ben böyle organizasyonları yalnız işte Türkiye şu kadar milyon dolar geliyor, şu kadar insan ziyaret ediyor değil, o insanların iyi bir hatırayla, iyi bir tecrübeyle buradan ayrıldıkları zaman çok net bir şekilde belki 4-5 katı bir kitleye ulaşarak bu organizasyonu, Türkiye'yi, İstanbul'u anlattıklarını düşünüyorum. O açıdan inşallah her sene olur ve her sene o kesintisiz bir şekilde burada yer alırız ve bu organizasyonları zaten daha önce çok başarılı bir şekilde yaptık. Yapmaya da devam ederiz. Benim yani hafta sonuna girerken tüm izleyecek olan dostlarımıza da güzel seyirler diliyorum yani diyebileceğim benim açımdan tamamen bu açıkçası. Evet, ben bayılıyorum o arabaların giderken çıkardığı sese. Gerçekten dinlendirici bir ses geliyor bana. Teşekkür ediyorum Tonguç, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum ben sana. Sağ ol. Evet, araya gideceğiz. Aradan sonra gübre...